Şimdi arkadaşlar buradaki puanları seçiyoruz. Bütün hepsini seçtik. Sadece not olanların olacağı alanı seçtik. Seçtikten sonra yukarıdaki giriş menüsünde sayı bölümünde kenar kısmında bulunan oklu imlece bir kere tıklıyoruz. Tıkladık. Açılan hücreleri biçimlendir penceresinde aşağı doğru geldiğimizde isteğe uyarlanmış diye bir alan var. Buraya tıkladık. Şimdi burası bizim düzenleme alanımızı açtı. Burada her şeyi düzenleyebiliriz ama bizim yazdırmak istediğimiz şey puan, adet, tane, yaş mesela onları yazdırmak istiyoruz yanına. O zaman genel yazısını siliyorsunuz buradan. Sıfır, boşluk, tırnak içinde puan yazıyorsunuz. Tırnağı nereden atacağız? ESC'nin altından atacağız. Tek seferde çift tırnak atıyoruz. ESC'nin altında bir karakter var. O karakterden çift tırnak attık. Sıfır, boşluk, tırnak içinde puan. Boşluk bırakmamızın sebebi puan yazısıyla girilen oradaki notun arasında bir boşluk olması, yoksa birbirine bitişik çıkarlar. Buna da tamam dedikten sonra bakın hepsinin yanında artık puan yazmaya başladı.